merkezimizin açılışını yapmaya hazır mıyız efendim? Hazır mıyız? Duyamıyorum. Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın kuruluşunun 98. yıl dönümünde kocaman alkışlarınızla Saray Atatürk Kültür Merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz efendim. İYİ Parti'nin çok değerli milletvekili Sayın Enes Kanlı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli milletvekili Sayın İlham Özcan Aygun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli milletvekili Sayın Candan Yüceer, önceki dönem milletvekilimiz Sayın Erdoğan Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız, günün kahramanı Sayın Kadir Albayrak, Çerkezköy'ün karizmatik belediye başkanı Sayın Vahap Akay, ağır ağır çalgılarla bugün şımarma günümüz biraz. Bugün ruhumuzun coştuğu, gönlümüzün taştığı bir gün. Bugün siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, Saadet Partisi'nin çok değerli ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli ilçe başkanı ve idare heyet üyeleri, İYİ Parti'nin çok değerli il başkanı Sertaç Başkanım, Kapaklı Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli ilçe başkanı, İYİ Parti'nin Saray ilçe başkanı, Deva Partisi'nin çok saygıdeğer muhtarlarım, değerli daire başkanları, kıymetli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri, çok değerli meclis üyelerim, çok saygıdeğer Tekirdağ Büyükşehir Meclis üyeleri, hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nice seçimlerden çıktım, nadiren kazandığım da oldu. Hiçbir zaman böyle bir coşku görmedim, böyle bir heyecan görmedim kendi içimde. Hani şahit sarhoş benim uzaktaki diye, ki ben tek damla içki içmedim diyor. Ben 11 yıldır içmeyen birisiyim, böyle bir sarhoşluk görmedim. Sayenizde mutluluk verdiniz, şerefler verdiniz. Cumhuriyetimizin 98. seneyi devriyesinde bize böyle büyük bir coşku yaşatan bu projenin mimarlarından önceki dönem belediye başkanımız Sayın Nazmi Çoban'a ve bilhassa hususen özellikle kendisi övülmeyi sevdiği için hudutsuz yere binlerce Sayın Kadir Albayrak'a huzurlarınızda Saray halkı adına teşekkür ediyorum. Dün ilk kez birimlerini gördüm. Başımız döndü. Hani Demirel'in meşhur lafı vardı. Bunlar bizim yaptığımız yolların tamiratını yapamaz diyorlardı. Adam öyle bir tesis yapmış. Eğer bizi devrederse ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tekraren insanca bütün tabiyetimizle teşekkürler Kadir Başkanım. Saray halkının İçtimai ve sosyal hayatında çok önemli değişiklikler yapacağına, sadece şurada şöylece dursa bile çok önemli değişiklikler yapacağına %100 emin olduğum böylesi bir tesisi bizlere kazandırdığınız için emeği geçen herkese şahsım ve Saray halkı adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Başkanım, bu konuşmaya başlamadan şunu söylemek istiyorum. Bu eser sadece bu projede imzası bulunan ilk dönem 61 belediye meclis üyemizin, 60 belediye meclis üyemizin, ikinci dönemde 62 belediye meclis üyemizin eseridir. Hepsinin burada katkıları büyüktür. Ben öncelikle bütün bu belediye meclis üye arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da onları seçen Saray halkına ve Tekirdağ halkına teşekkür ediyorum.
Sayın vekillerim, sayın geçen dönem, eski daha önceki dönem milletvekilim, sayın İl Kültür Müdürüm, Çerkezköy Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilim, siyasi partilerin değerli temsilcileri, Millet İttifak ortaklarımız, bütün katılımcılar, yol arkadaşlarımız, sevgili muhtarlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sarayın sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Parti'nin bütün buraya gelen ilçe belediye başkanlarımız, bütün diğer siyasi partilerin ilçe belediye başkanları ve sevgili saraylılar, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, böylesine güzel bir günde ama onurlu bir günde 98 yıldır bitmeyen, eksilmeyen, artan bir heyecanla kutladığımız Cumhuriyetimizin 98. yılında ve böyle bir eseri de ismi de Saray Atatürk Kültür Merkezi olan bu eserin kazandırılmasının sebebiyle açılışında sizlerle beraber olmanın güzelliği içerisinde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 4 kültür sarayı açtık. Bunlardan sırasıyla Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, bugün de 4.'sünü açıyoruz. Şimdi her biri de Tekirdağ'da da bir merkezde Süleymanpaşa'da da bir kültür sarayımız var. Tam 26 sene sürdü. Başlangıcıyla açılış arasında tam 26 sene var. Şimdi biz bu kültür saraylarını tamamını, birçoklarının fonksiyonu Tekirdağ'dakinden çok fazla, 4 tanesini 2,5 senede açtık. Onun için niye geç kaldın, niye hızlı gidiyorsun veya çok yavaşsın konuşmak yerine bu iki mukayeseyi bütün vatandaş. Önemli olan sarayda daha önce birçok kültür etkinliklere geldiğimiz o eski binanın durumuyla şimdiki şu binanın durumunu karşılaştırmanızı istiyorum. Burada çok güzel etkinlikler olacak. Çocuklarımıza kültürel etkinlikleri burada yapacağız ve saray halkı çok güzel bir binayı kazanmış oluyor. Etkinlik yapacağı binayı kazanmış oluyor. Bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Ama da saraya yapılacak hizmetlerimiz bitmedi ve çok da yapılacak hizmetimiz var. Ama şunu söylemek istiyorum. İşin siyasal boyutunu bir kenara bırakıyorum. Ben sadece saraya bağlı kurum TESKİ ve Büyükşehir olarak 198 trilyonluk bu 7,5 sene içerisinde yatırım yapmışız, harcama yapmışız. 198 trilyon. Nereye, hangi sene, hangi gün, hangi saat, hangi mahallesine, sarayın, hangi köyüne ne yaptığımız o kitapçığın içerisinde gün gün var ve her gün yenisi artarak işleniyor. Ama saraylıların sorması gereken Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptın diye değil, 19 yıldır Türkiye'de bir iktidar var. Siz de saraya ne yaptınız diye sormak ihtiyacı o zaman daha iyi ortaya çıkar. Sonuç olarak saraya yapılacak olan yatırımların siyasal boyutunu bir kenara bırakmamız gerekiyor ve hepimizin sarayı kucaklamamız gerekiyor. Sarayın daha çok yatırımlara ihtiyacı var. Biz şimdi hemen ikinci yatırım olarak bu senenin içerisinde son aşamaya geldi hazırlıkları. Allah kısmet çok güzel bir mezba, saraya çok güzel bir mezba kazandıracağız. Yakın zamanda da tamamlayıp ihaleye çıkacağız ve hizmet süremizde o güzel tesisi de, o modern tesisi de sarayların hizmetine sunacağız. Bunun dışında saraya vermiş olduğumuz ana hizmetlerden bir tanesi de özellikle Sefalan Pınarca yolunun geri kalan beton asfaltlarını tamamlayıp üzerine de 4 santim koruma asfaltı atarak o bölgenin hizmetin sınırlılığını, yani daha doğrusu o yolu mutlaka kazandırmaya, ki bir miktar kazandırdık, işte şimdi kazandıracağız ve sarayın ana bölümleri tamamlanıp köylerdeki ihtiyaçlar da yerine geleceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Önümüzde 2,5 sene var. Bu 2,5 sene içerisinde de hepimiz, hem milletvekillerimiz hem de biz yerel yönetim olarak bu hizmetlere verdiğimiz sözü yerine getireceğiz değerli arkadaşlarım. Ben saraya şunu söylüyorum. Saray Atatürkçülükte, Atatürk'e olan sevgisinde, Atatürk ve ideallerine bağlılığında her zaman kendini ortaya koymuştur. Ben de bu konuya başladığımız zaman ismi ne koyalım diye konuştuğumuzda sevgili Nazmi Çoban Başkanı'na beraber ikimizin de aynı anda ağzından
Mustafa Kemal Atatürk çıktı. Biz de o nedenle bu Kürt Saray Atatürk Kültür Merkezi ismini koyduk. Bütün saraylar hayırlı olsun, güzel hizmetler olsun, güzel etkinlikler burada olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımla güzel günler diliyorum. Sağlıklı günler.